Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Aa, teşekkür ediyorum. Lavinia nasıl yani üniversiteye gittim, okudum yani. Kaç üniversite bitirdim? Hukuku da kazandım. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi efendim? Evet, ben sözümde durdum. Kişi ben de bilmiyorum. Buradan bakmam lazım. Teşekkür ediyorum. DM'den at dedim. Bakayım DM'yi efendim. Hayır, atılmamış. Hülya, hoş geldin canım. Aa, mutfak. Teşekkür ediyorum efendim. Neydi o rengin adı? Mor kalpler için. Bembe merhabalar efendim. Evet Hülya'cığım, sen nereden katılıyorsun? Yani pardon, çok özür diliyorum. Nerede yaşıyorsun sen? Ankara'da mı? Çok çok teşekkür ediyorum. Çok yakışıyor bu renk size. Erenköy, İstanbul. Ha. Allah izin verirse efendim, oraya yolun düşerse illaki bir kahvenizi. Aurora. Aurora. Gene mi ki? Aurora. Gene kedi mi gördün? Buraya gel. Mamana. Hah, ye. Hayır kızım. Onlar girmez. Efendim, kızım kedileri sevmiyor. İnşallah, inşallah efendim. Bu arada Ertuğrul gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim efendim. Bu şekilde. Tabii ki yani yolun düşerse neden olmasın Hülya'cığım? Senin de yolun düşerse Ankara'ya başım gözüm üstünde yerin var. Her zaman.
İnşallah. Selin gelmiş. Merhabalar diyelim efendim. İnşallah, inşallah. Tabii ki yani oradan bir teklif gelirse efendim, sahne teklifi neden olmasın? Vardı da günü belli değil. Vardı derken yani önceden organize edilmişti. Fakat Türkiye Ajansı katılmış. Hoş geldiniz efendim. Evet, ajansa bağlıyım ya ben burada efendim. Giyor. Gorki. Selam. Hoş geldin. Evet, Güler Hanım gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim. Artık hepiniz hoş geldiniz efendim. Çünkü tek tek isimleri maalesef okuyamayacağım. Bundan sonraki gelenlere de hoş geldin diyemeyeceğim. Şimdikten yeni gelecek gelenlere de hoş geldin. Selamlar diyorum efendim. Evet Serdar, ne oldu? DM'den atıyordun. Ne oldu evladım? Ha? Yemedi mi? Hayvan mı terliydi? Otunu veremedin mi? Ha. Saman yok muydu? Saman vereydin. Onu da yer hayvan. Aç kalmasın. Orada. Değil mi? Ner yaptı? Hayır yok. Burada yok. Instagram'dan DM'den at dedim. WhatsApp'tan mı attın? Nereden attın? Ektim, hoş geldin. Nereden attın canım? WhatsApp'tan mı? Instagram'ın DM'sinden mi? Hayır yok. Yok canım, gelmemiş. Attım diyorsun da yani yok, yok. Gelsin iyi. Burada belli zaten. Benim DM'm herkese açık değil. Gelse buraya gelir.
Evet, Sibel Baysal markadır. Sibel Baysal dünyada temsil eden bir sanatçıdır. Teşekkür ediyorum efendim. Demek ki Serdar sen ben de burada engellisin. O yüzden WhatsApp'tan gönder. Pikachu kırmızı kalp atmış efendim. Teşekkür ediyorum. Zeynep hanımefendi gelmiş. Selamlar. Demek ki burada engellisin Serdar. Ondan dolayı yani. Efendim, son dakika. Haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg NATO zirvesi sonrası açıklaması. Demiş ki Stoltenberg'in açıklamaları. Bu hata yüzünden Rusya bedel ödeyecek. Burada daha fazlasını yapmak için hazır olmalıyız. Biz de bir bedel ödeyebiliriz. Ona rağmen yapmalıyız. Çünkü uzun bir süreç bu. Rus vatandaşlarına çağrım. Bu Rusya'yı dünyada daha saygın hale getirmeyecek, çocuklarınız için daha güvenli hale getirmeyecek NATO karşılık gücü unsurlarını karada, denizde faal hala getiriyoruz. Müttefiklerimiz binlerce daha... Yeter artık Berna. Burada haber okuyorum Berna. Getirmeyecek NATO karşılık gücü unsurlarını karada, denizde faal hale getiriyoruz. Müttefiklerimiz binlerce daha fazla askeri ittifakın doğu kanadına gönderildi diye bir haber, sıcak haber efendim. Buradan sizlere Sibel Baysal. Evet, Berna seni engelliyorum. Hala duruyorsun. Berna seni engelliyorum. Hala duruyorsun. Bak şarkı söyleyeceğim. Şarkı ayarladım. Buna engel oluyorsun. Yani bu telefonu kapatırım.
Evet yani bu Rusya'yla bilmem neyle arasında soru sorulmuştu. Ben de karşıma çıkan bir haberi size okudum yani. Buna ne var? Yani dedim ya efendim, bakınız. Çünkü engelliler bunlar bende. Hem Berna hem de Zümrüt engelli bende. O yüzden annesinin telefonu değil, ondan da engelledim. Kalktı başka numaradan arıyor beni. Çünkü numara kodu Kocaeli. Kim? Berna. Canlı yayında burada izliyorsun. Ha öyle mi canım? Ya kaç tane alırsa alsın beni ilgilendirmez yani. Sen niye laf taşımaya çalışıyorsun ki buraya Kamil? Ve artık arama şarkı söyleyeceğim. Ay Cemo, canım benim bir tanem, sana kırmızı çok yakışıyor demiş. Teşekkür ediyorum. Yeni gördüm. Canım benim bir tanem. Evet efendim, bundan önce bir video, iki video yaptım. Bu üçüncü video efendim, Dilberay'ın filminde oynayan, başrolde oynayan Büşra Tekin miydi, Pekin miydi? Pekin herhalde, öyle anımsıyorum efendim. Demiştim ki bana soruldu bundan önceki videoda hem Mergen soruldu hem de popstar Mehtap soruldu, yorumlarımı yaptım efendim, tekrar tekrar etmeme gerek yok fakat Büşra Pekin hanımefendinin başrolde oynadığı Dilberay filminde kısaca bir yorumum olacak, ardından Dilberay'ın şarkısıyla, türküsüyle sona erdireceğim videoyu. Her ne kadar telif hakkı olursa olsun, telif hakkını ne de olsa kocam var Hollanda'da Gülnur, o öder. Aurora! 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 Gel yanıma! Gel yanıma çocuğum! Gel! Camı açtım efendim. Sevmiyor. Kedileri sevmiyor. O da benim gibi. Nankörleri sevmiyor. İbrahim Tatlıses bile demiş. Nankör kedi. Tamam gel buraya. Buraya gel. Yanıma gel. Gel. Gel yanıma gel gel. Gel. Gel bak sana ne. Bak bir şey diyeceğim sana. Gel. Gel. Ha. Tamam gel gel. Hop et anneye. Aferin şöyle bir merhaba de. Tamam sen de görün. Hı. Tamam kızım. Evet efendim inşallah laptopum duraklamaz. Telif hakkı olmasına rağmen efendim bir de Sibel Baysal.
Sesinden ne oldu kardeş? Ha, orada kalmıştım. Büşra Pekin hanımefendi başrolünü canlandırdı. Güzel, gayet güzel bir şekilde. Ve keşke ne oldu kardeş şarkısını, türküsünü pardon, Dilberay'ın sesiyle filmde playback yapıp hani nasıl Şalvar Giymiş Köyvariler güzel bir film. Sinemada ben gittim izledim ama orada kendi sesini kullanmış. Bence gidecek kedilere saldıracak. O yüzden tutuyorum. Bak kızım bak buradasın ne kadar güzelsin maşallah. Ha. Keşke o şarkıyı, o türküyü hanımefendi Dilberay'ın sesini playback olarak kullanıp da o şekilde canlandırsaydı bence daha zaten film dramatik olmuş da daha da şey olurdu. Yani hakkını verirdi. Orada kaybetmiş Büşra Pekin hanımefendi. Evet. Efendim, müzikli okumak istedim ama maalesef laptop gene kapandı. Çünkü biliyorsunuz ıslanmıştı. Şimdi efendim, şunu söylemek istiyorum. Birisi yazmış buradan görüyorsunuz zaten. Demiş ki, Sibel demiş, köpeklerin olduğu eve melek girmezmiş. Sence doğru mu? Köpeklerin yerine, şeytanın yerine, iblisin yerine, iblisin üstü olaraktan sen evlere girme, o yeter. Bunu da engelleyelim efendim. Evet efendim, laptopum kapandı. Müzikle okuyayım dedim. Ama kapandı. Islandı çünkü. Ondan dolayı. Değil mi Cemoş? Yani doğru söylüyorsun. Hadi dua et Cemoş, senin kalbin temiz. İnşallah. Bu şarkı gelir de, türkü gelir de Dilberay'ın. Ne oldu kardeşi? Müzikle okuyayım. Ha, laptop çalışmazsa çıplak sesle okurum.
kızım sus. Kapandı artık neyse. Açılmıyor yok. Titreyip duruyor efendim. Kurumadı henüz. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Gel gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya bir şey söyleyeceğim. Gel buraya. Tamam gel buraya. Gel gel. Gel. Beslenme karışma mamasına. Tamam gel yanıma. Gel. Tamam gel yanıma. Ara ara ikinci kıtasını okuyacağım kızım. Müsaade eder misin? Hı? Kızım. Arıyoruz. Okuyayım anne. Okuyayım. Tamam. Tamam. Okuyorum ama. Tamam gel yanıma. Gel. Gel. Tamam gel. Hadi gel yanıma. Gel yanıma gel. Aruşka seni görmek istiyorlar. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel kızım. Okuyayım mı annem? Tamam. Ses çıkartacaksın mı? He? Onları döveceğim o minnoşları. Minnoşlar var ya buraya geliyorlar. Tamam gel gel gel. Gel. Gel buraya. Gel yanıma. Heh, onları döveceğim kızım. Heh, onları döveceğim kızım. Heh. Dur annem. Hani bir şey, yarım kalan şarkıyı okuyayım mı? Ha kızım. Onlar gelemez, mamanı alamazlar. Tamam? Evet efendim. Yarım kalan ne oldu kardeşi? Seslendiriyorum. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nereye gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Darda mı kaldın?
Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'i, Maraş'ı başıma yıktın. Hangi resim bana mı ait Hülya? Ha şey, Hülya'cığım başkası sormuş. Hangi resim bana mı ait? Anladım anladım, şimdi okudum da. Hangi resim bana ait? Efendim, burada beni aileler çocuklarıyla birlikte, ebeveynleriyle birlikte izliyorlar. Burada sapık olan kişi veya kişilerin benim ne kanalımda, YouTube kanalımda, ne Instagram hesabımda işleri olmaz. Bundan dolayı bu şahsı kınıyor ve bloke ediyorum efendim. Yani çünkü burası umumi halka açık olan bir sosyal medya platformu olduğundan dolayı beni küçük yaşta çocuklar, evlatlarım, yeğenlerim analarıyla, babalarıyla birlikte izleyen, sesime hasta olup sesimi dinleyen türkülerimi, şarkılarımı. Burası izdivaç programı değil. Bundan dolayı bu tür şeylere asla izin vermem. Efendim, Dilberay'dan da okuduk, andık efendim. İnanın laptopum tekrar açacağım. Açılırsa efendim, tık tık ederse, dur kızım dur. Rica ederim, rica ederim efendim. Gerçekleri, doğruları ve gayet hoş bir şekilde ne yaptım? Gereğinin cevabını verdim, gereğini konuştum ve bloke ettim. Yani herkes haddini bilecek. Çünkü ben sosyal medyada halka hitap eden şarkılarımla, konuşmalarımla gündeme taht kurmuş bir Sibel Baysal'ım. Bura izdivaç programı değil. Eğer izdivaç programları devam etseydi, RTÜK tarafından uluslararası TV'lerden kaldırılmazdı.
Merhaba Gülşen. Bakalım efendim hangi şarkı gelecek? Aa, çok teşekkür ediyorum. Efendim? Efendim? Hadi gel. He. Kim? Yo. Ne oldu? İşin mi var? O kağıtçılarda kalıyor ya. Hurdacılarda. Öveçlerde. Yok, benim yanımda kalıyordu da şimdi oraya başladı o. Aa, getirsene bana. Ya tamam işte Yunus, hadi gel. Hı. Tamam. Evet. Yalnız gelirken bir tane şey alır mısın? Bira. Tamam işte. Al, ben sana vereceğim buradan. Anlamadım. Parasını vereceğim sana diyorum. Ya şimdi tekliş hurdacılık işine başladı o öveçlerde. Anladın mı Yunus? Ha. Ha, gelip o zaman tekrar çıkarsın. Ben sana veririm parasını. Öyle yap o zaman. He. Mavi kutu. Tamam. Hadi. Yine kapandı efendim şey. Vallahi yine kapandı. Dur Aruşka sen de. Kızım yapma. Efendim cam açık. Cam açık. Ondan dolayı. Gel gel. Gel. Gel yanıma. Hopi. Hopi terliği. Heh. Tamam. Tamam kızım. Kedileri sevmiyor efendim. Sevmiyor. Ha, bu şarkıda telif hakkı mı var diyorsun Aruşka? Onu mu söylemeye çalışıyorsun bana? Bir bakayım hangi şarkı var. Tamam. Akıllısın sen, akıllısın. Aa, bu ne? Bunu ilk defa okuyacağım eğer laptop kapanmazsa. Benim Gözüm Sende diye bir şarkı var. Ne kapanma ya. İlk defa okuyacağım efendim. İnşallah kapanmaz.
Ay nereye geçti görüyor musun? Buna engel ne Aurora? Sen bir şey söylemek istiyorsun bana da. Buna engel ne? Yine kapandı. Yine gitti efendim, yine gitti. Yine gittim. Laptop yine gitti. Demek ki Aruşka o yüzden yanıma geliyor, söylüyor. Anne işte laptop kapanacak, okuyamayacağım. E kapanıyor hayatım, ıslandı ya. Ya. E ben de buradan okurum. Ne yapayım? Ay bu da telif hakkı falan yapar ama. Okuduğumuz şarkılarda bile efendim telif hakkı oluyor. Yani düşünün. Altyapısını çalan kişi, hazırlayan kişi kalkıp bana teşekkür edeceğine veya benim gibi okuyanlara thank you diyeceğine oradan telif hakkı koyuyor. E ben de ne yapayım? Kendi sesimle, yani çıplak sesimle okuyayım. Hem de manidar, manalı. Şu 3 günlük dünyada bir gün sen de göçersin. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar zalim olma. Senden büyük Allah var. Söyle nedir farkımız? Aa, teşekkür ediyorum. Canım benim. Afiyetler olsun demiş. Efendim, laptopumu ıslandı, kurumuyor. E kurudukça artık gideceğim pirinç alayım, pirinçe yatırayım. Öyle diyorlar. Evet, öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın efendim. Yunus denilen menajerim geldi. Bunu Günür de çok sever, Yunus'u. Öpüyorum, kendinize iyi bakın efendim. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna, dizdiğine akışına ölürüm.